geldiniz değerli izleyicilerimiz Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporu programıyla huzurlarınızdayız. 9 yılı geride bıraktık, 2000'e yakın yayın yaptık. Uykuyu da zaman zaman konuştuk. Bugün uyku meselesinin eline boyuna konuşacağız. Çok fazla uykuya değmiyoruz. Bir takım sağlıkla ilgili tavsiyelerde uyku üzerine konuşulur ama çok derinlemesine uykunun gerçekten önemli bağışıklık sistemine etkisi uykusuzluğun fazla uyumanın nedenleri kökenleri bir sorun varsa yani ifrat tefrit aşırı yaptığımız ya da az yaptığımız bir şey varsa bunu nasıl dengeleyeceğiz? Uyku özelinde bunların hepsini konuşacağız. Şimdi kiminle konuşacağım uykuyu hemen Sayın Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu'ya selam verelim. Göğüs hastalıkları uzmanı. Merhabalar, hoş geldiniz. i̇zleyicilerimize birkaç başlık söyleyeyim ki izlesinler programı sonuna kadar. E ne bunu boynu uyku dedik. Şimdi sağlıklı bir uyku, uyku hijyeni. Neden uyuyoruz, nasıl uyanıyoruz ve nasıl uyandığımız ve nasıl uyuduğumuz aslında belki hayatımızla ilgili bir gösterge sağlığımızla ilgili. Verimli bir uyku için ne yapmak gerekir? Çok rüya gören ya da hiç rüya görme, görmemek kaliteli uykuyla ilişkilendirebilir mi? Ee, i̇nsan kendisine ne kadar uykunun yettiğini bilir mi? Hisseder mi? Bu herkes için bir standart değil. Bazı 3 saat uyur bana yeter der. Çok enteresan bazı insanlar var. Günlük 3-4 saat uyuyup her şey yetiyor. Bir alışkanlıkla mı bu oturuyor? Yoksa aslında bir insana bu kadar uyku aslında yetmiyor mu? Ne diyeceğiz? Ee, uyku ile iyi hissetmek arasındaki ilişki. Bunların hepsini konuşacağız. Ee, ve... sirkaden yedirtim, işte melatonin hormonu uyku ile birlikte andığımız bazı şeyler. Hepsini konuşalım ama göğüs hastalıkları uzmanıyla konuşuyorum. Şimdi hocam genelde bir nörologlar, KBB uzmanları gerçi biraz ameliyatını yapıyor. Başka farklı branşlardan insanlarla biz daha çok uykuyu konuşuyoruz ama göğüs hastalıkları uzmanına ben uyuyamadım diye gelen var mı? Önce ben bir soru sorayım size. Yok. Genel itibariyle gelenler. O zaman ben size niye konuşuyorum? <laughs> <laughs> Açıkçası uyku ilgili problemden tespit edildiği laboratuarı genel itibariyle göğüs hastalıkları uzmanları takip ederler. Hı -hı. Çünkü bunun tedavisinde kullanılan cihazlar göğüs hastalıklarının yönettiği cihazlardır, solunum cihazlarıdır. Ee, aslında problem solunum yollarına meydana gelen problemin oluşturduğu bir olay olduğu için uykudaki solunum problemleri ve hastalıkların büyük bir kısmı da yani uyku problemi yaşayan hastaların büyük bir kısmı %95'ten daha fazlası solunum yolu problemi yaşadıkları için buna bağlı olduğu için e, göğüs hastalıkları ilgilenir. Tabi bununla beraber sizin dediğiniz gibi kulak burun boğaz ilgilenir, nöroloji ilgilenir, e, psikiyatri ilgilenir, ee, bununla beraber diş hekimliği ilgilenir, kardiyoloji ilgilenir, endokrin ilgilenir. Aslında uyku hayatın her noktasını etki ettiğinden dolayı tıpla ilgilenen bütün branşlar uykuyla ilgilenirler. Uykuyu herkes konuşuyor. Covid'i her hekimin aslında şimdi saatlenip evet. konuştuğu gibi birçok branşın öyle. Şimdi şöyle girelim. Siz kaç saat uyudunuz? Ortalama uyudunuz. 8 saat uyumaya çalışıyorum. Uyumaya çalışıyorsunuz. Bu evet. önemli bir cümle. Uyumaya çalışıyorsunuz. Yoksa ben genelde siz galiba yoğun, gerçekten yoğun çalışan bir ekibisiniz. Telefonlar da hani yayın öncesi susmadı fazla. Ee, çalışıyorum dediniz. İdeal uyku 8 saat olduğu için mi? Ne diyorsunuz? Kesinlikle. İdeal uyku 7-8 saat arasında bir uyku süresidir. Ee, üstüne çıktığımız zaman ifrada girmiş oluyorsunuz. Altına indiğiniz zaman tefride girmiş oluyorsunuz. Bu ciddi bir sıkıntı. Aslında ideal uyku süresinde, ideal uyku anatomisinde ve ideal uykunun fizyolojisinde uyuyabilmek gerekiyor. E, demek ki fizyolojik olarak yani işlevsel olarak, yapısal olarak ve süre olarak aslında 3 bölümden oluşuyor uyku bu noktada baktığımız zaman. Bu üçünle de ideal bir şekilde dengeli bir yerleşimi olursa ken fazla saatten bahsediyoruz. E, burada saati şöyle anlatayım ben size. 9 saat ve üstüne çıktığınız zaman yapılan onlarca çalışma büyük hasta gruplarında yapılan çalışmalarda ölüm riski artıyor. Ha dok, yani 9 saatin üstü ölüm riski. Şimdi Artık. şöyle devam edelim müsaade ederseniz. Siz 8 saat dediniz. Şimdi çocuğun, bebeğin daha çok uyku ihtiyacı var. Bir yandan yaşlandıkça o kadar saatler uyuyamıyorsunuz. 8 saatin altına düştüğünü biliyorum. Şimdi siz 8 saati hangi yaş grubu bu cinsiyete göre değişir mi kabulleniyorsunuz? Bir de 8 e, saat üstünde kimler uyursa normaldir bu bir ihtiyaçtır. 8 saatin altında kimler uyursa onlar için normaldir. Hani kimine göre tansiyon değişir ya onun gibi. Bir ondan da bahsedelim sonra uykunun içine böyle dalalım girelim. Kesinlikle. Şimdi çocuklara apayrı bir kategoriye alıyoruz. Onlar büyüyene kadar kedi gillerden bizim açımızdan <laughs> sevimlidirler. <laughs> tamam. e, apayrı bir canlı akıyoruz. İlaçları farklıdır, metabolizmaları farklıdır, dozları farklıdır. Aynı zamanda ihtiyaçları farklıdır. Uyku ihtiyacı da farklıdır. Çocuk ilk doğduğu zaman... 23 saat uyku ihtiyacı vardır. Sonra yaş ilerledikçe bu uykunun süresi azalır, hatta uykunun şekli azalır, değişmeye başlar. Ee, sonrasında özellikle ilk darbeyi yediği, tüm hormonal dengenin alt üst olduğu, sosyal değişimin yaşandığı, vücuttaki değişim yaşandığı o ergenlik çağıdır. Ergenlik çağında uyku bir demire değişir. Bu hormonal dalgalanma ile beraber ee, şöyle ilginç bir hal alır. Çocuklar e, saat 9-10 saat, saat ortalama saatlerinde e, uykuya dalarken ergenler çok daha geç saatlerde uykuya dalmaya başlarlar. Çünkü onlardaki hormonal aktivite ve vücuttaki değişimler bunu gerektirir. E, o nedenle genelde ergenlik çağındaki çocukların geç yattığından şikayetçidirler anneleri evet. ve babaları. Fakat bu normal fizyolojik bir olaydır. Normalde bunlar böyledir. Biraz müsaade etmek lazım. O zamanı doldurmak lazım. Biraz uyku fazı bunlarda kaymıştır ama erişkinlik çağına geldiği zaman artık e, saat 10-11'dir. Türkiye saatiyle uyku vakti ve süre de 7 saat 8 saat civarına. Yani 18 yaşından sonra biraz ergenlik sürecini böyle evet. tamamladıktan sonra yani artık çocuk doktoruna gitme zamanı bittikten sonra... sonra 8 saat 7 saat ideal de. Kadın erkek için bir şeyimiz var Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Kadın ve erkek için aslında 10 15 dakikalık fark vardı bizim için fark yok diyoruz buna. birçok şeyde fark varken sağlık konusunda uyku konusunda çok da fazla fark yoktur. O da şeye göre değişir. İşte dönemsel geçişler göre değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Ama bu değişim 10 dakika, 15 dakika arasında değişen bir değişim. Buna ciddiye almıyoruz. 7 saatlik, 8 saatlik uyku süresince. Şunu söylemek istiyorum ben. Yaş ilerledikçe uyku ihtiyaç azalıyor. Aslında yapılan çalışmalarda tıbbi olarak büyük bir yanlış olduğu ortaya konmuş. Aslında yaş ilerlediği zaman uyku ihtiyaç azalmıyor. Fakat bazı fizyolojik değişimler uykunun kalitesini bozuyor. Uyku miktarı azaldığı zaman işte ona bağlı olarak yaşlanma hızlanıyor ve ölüm daha erken geliyor. O nedenle aslında yaşlıların da uyku ihtiyacı normal ergenler gibi 7-8 saattir. Ama o süreyi uyuyamıyor. Yani çoğu yaş bu kadar uyuyamadığını söylüyor. Kesinlikle. Bu neden kaynak? Fiziksel neden kaynaklı? İdeali oysa. Mesela erkeklerde prostat ortaya çıkıyor. Gece uyanıyor. Uykudan sonra tekrardan dalamıyor. Siz de yani bu yaşta herhangi birisi uyandırıldığı zaman yeniden uykuya dalması gerçekten problemdir. Bunun fizyolojik olarak veya herhangi bir yaşlanmaya bağlı bir yaşlanmasına bağlı tekrar tekrar uyandırıldığını düşünün. Veya e, bazı beyindeki işte melatonin eksikliğine bağlı olarak erken dönemde uykuya dalmada problemlerin yaşandığını biliyoruz. E, fakat yine e, muhtemelen e, Amerika menşeli bir çalışmaydı. Az uyuyan erkek grubunu alıyorlar. Az uyuyan grupla, 6 saatin altında uyuyan grupla, 6-8 saat arasında uyuyan grubu alıyorlar. İnanılmaz düzeyde kardiyovasküler hastalıklarında, hmm. ee, yine e, diğer yaşlanma parametrelerinde çok ciddi bir şekilde az uyuyan grupta artış olduğunu görüyorlar. Yani bir bozulma olduğunu görüyorlar. Burada şunu çıkartıyoruz. Yani erişkinlerin de, ileri erişkinlerin de yine ihtiyaçları aynı, değişmiyor. Fakat bazı parametrelerindeki fonksiyonel bozukluklar, işte prostat gibi veya pineal bezdeki bazı sargıların azalması gibi uyku tetiklemekte problem yaşanıyor. Bu nedenle şu anda zaten çalışmalar o yönde. Acaba uyku pilleri mi geliştirsek, uyku tetikleyici şeyler mi geliştirsek, daha kolay uyumalar, uyumalarını sağlasak gibi çalışmalar yapıyoruz. Yani uyku problemi çeken, uykuya dalmakta zorlananlar. Kesinlikle, özellikle yaşlılar için, için yaşlılar bu sağlanıyor. Için. E, tabii. Yani ihtiyaç azalmıyor. ihtiyaç aynı. Sadece onun o kaliteyi yakalamakta zorlanıyorlar. Şimdi bir uyku için en ideal saatlerleyin yani 11'de falan ortalama yatın, o uykuyu alın. İşte galiba gece 3'e kadar hani 11 3 arası mı hocam? Çok çok kıymetli. Yani insanın hücrelerinin yenilenmesi, bağışıklık sisteminin yükselmesi ki çok kıymetli olduğunu çok daha iyi anladık son zamanlarda. Evet. Ama uyku penceresinden biz bağışıklığa çok bakmıyoruz. Ben çok önem atfediyorum ama atfettiğim kadar da olmayabilir ama siz dediniz ki işte 6 saatten az uyuyan, 6 ile 8 saat arasında uyuyan insanlarda dağlar kadar fark var kardiyovasküler hastalıklar açısından. Ne diyeceksiniz? Kesinlikle yani aslında şöyle söyleyeyim ben size canlılığın uykuyla beraber başladığı söyleniyor. Yani hani tek hücreli canlılara bakıyorsunuz hı hı. uyuyorlar, hı hı. gelişmiş işte daha kompleks hücreli canlılara bakıyorsunuz uyuyorlar. Denizdeki canlılara bakıyorsunuz uyuyorlar. Ondan sonra kardaki canlılara bakıyorsunuz uyuyorlar. Yani herkesin uyuma ihtiyacı var. Tüm canlıların uyuma ihtiyacı var. Uyum, uykuya Canlı... dalmasak da, da uyuyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir toplum neyse. Aslında modernizm başka getirdiği başka sorunlardan uyku. bir tanesi ha. bu. Zamanı kaçırıyoruz. Uyutmuyoruz bazen hocam. <laughs> o apayrı. O başka bir konu. O apayrı. Ee, onun dışında şöyle söyleyebiliriz. Aslında hayat uykuyla kayın. Uyumazsanız, Hani gecesi abada olmayanın gündüzü berbat oluyor. Bunu net bir şekilde biliyoruz. Eskiler çok güzel söylemişler. Ee, onların çok güzel yaklaşımları vardı uyku ile ilgili. Yakalamışlar gerçekten. Gün içerisinde aslında uyku sadece dinlenme saati değil, aktif fonksiyonların yaşandığı bir saat. Yani gün içerisinde yapılamayan bazı fonksiyonların özellikle beyin işlevlerinin gece uyku sırasında uykunun bazı fazlarında tetiklenerek yapıldığını biliyoruz. Mesela growth hormonunun salgılanması, Mesela Leptin, Gralin gibi hormonların salınması. Bunların ötesinde, bunları açalım. Çok çok önemli şeyler çünkü. Ee, mesela e, Growth Hormon, e, çocuklarda büyümeye sağlayan hormondur. Ee, peki erişkinlerden olacak? Yani benim yaşımdaki bir insan için Growth Hormon ne gibi işlevi var? Hücre yenilmesini sağlıyor. Dokunun yenilenmesini sağlıyor. Eğer Growth Hormon salgılanamazsa, o zaman daha erken yaşlanma, daha fazla kırışıklıklar meydana geliyor. Yani uyumadığın zaman kırışıklık başlıyor. Uyumadığın zaman doku yenilenmesi bozulmuş oluyor. Doku yenilmesi bozulduğu zaman kanserler ortaya çıkıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Eğer siz az uyursanız growth hormonun eksikliğinin oluşturduğu o yetmezlik, sizde kanser tetikleyen bir olay oluyor. Veya savunma sisteminin hücrelerinin ciddi şekilde azalması, beyaz hücrelerin azalmasıyla karşılaşıyoruz. Dokunun yenilenemesiyle bağlı olarak. Uyku tedavi edici diyorsunuz aslında. Hem önleyici Kesinlikle. hem tedavi edici. Onun da ötesinde beynin tamamen yeniden regülasyonu yani hafızanın tamamen organizasyonu, düşünme fonksiyonundan gelişmesi... Tamamen uykuya bağlı. Yani şöyle aslında dediğinizden şunu çıkarıyorum. Bir psikolojik destek alan, beyinle kendi davranış değiştirmeye çalışan, yani uykuyla iyi bir, yani psikolojik desteği şu yüzden diyorum, uykuyla bir şey tamamladığınızda sonuç almanız çok daha iyi. Kesinlikle. Yani, stres... Girişte bir şey söylemiştiniz. Hı hı. Ya işte e, kulak boğazcılar ilgileniyor, nörolotlar ilgileniyor, evet. psikiyatristler ilgileniyor, göğüsçüler ilgileniyor. Yani aslında bir hastalığınız varsa önce dönüp uykuya bakmanız lazım. Ve hmm. bir problem varsa aslında unutuluyor. Yani şöyle, ağrınız varsa ağrınızın dinlenmesine çalışılıyor. Bunu biz de yapıyoruz. Çünkü hasta bizden bunu talep ediyor. Ağrısı dinmediği zaman bir bakalım altında ne var şuna bakalım dediğimiz zaman ya hocam ağrım çok fazla bunu dinle geçin. Durum bu düzeyde olduğu için yani hastanın tedavisinden öte hastanın memnuniyeti ön plana çıktığı için, aslında ticarileştiği için sağlık çok fazla bakılamıyor unutuluyor biraz. Çok doğru. O yüzden hasta mümkün olduğu kadar her hekim soramayabilir. Bunun için şey de yapmayalım. Kesinlikle. Çok yoğun bir şey var yani. Tabii. Hekimle ilgili bir problem değil. Biz Talep yine söyleyelim. Yönde. Hocam ben de uykuyla Talep değil. Yani biz aslında sorulanı beklemeden de biz kendimiz Tabii. karar alıp ben bunu bu veriyi vermeliyim diyebiliriz. Ve şunu söylemek lazım ki inanılmaz bağlantılar var. Yani bizim uykuyla ilgili bir sürü çalışmamız var. Hı -hı. Bunların bir kısmını fizik tedaviyle yaptık mesela. Evet. Yani sırt ağrısının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Fibromiyajı romantik yani orta yaşlı kadınlardaki sırt ağrısının çok fazla görülür. En önemli nedenlerden bir tanesi uyku bozukluğudur. Az uyumak ve uyku kalitesiz uyku. Tabii. Ee, veya ne bileyim işte e, hafızadaki değişimlerin, çocuklarda büyüyememenin, şeker hastalığının, tansiyon hastalığının, kalp krizinin, e, felçlerin büyük bir kısmının nedeni uyku problemleridir. Hani esansiyel hipertansiyon derler. Hı hı. Esansiyel aslında asıl manasında gelir. Hı hı. Nedeni bulunamayan tansiyondur. İşte bazı tansiyonlar böbrek etmezliğine bağlıdır. Bazıları işte başka şeyler bağlıdır nedeni bulamazsanız esansiyel dersiniz. Esansiyel derin hipertansiyonun çok büyük bir kısmının nedeni uyku problemleridir. Ya şimdi çok şey uykuya bağlı. Tamam. izleyicimiz az çok anladı. Yani ne <laughs> önemli meseleymiş uyku diye. Gençlikte mesela ben hani daha yaşım eskilerde uykusuz günler işte saatler 3-4 saat uyku yeterken e, şimdi uykuyla iyileştiğimi, dinginleştiğimi, tedavi olduğumu hissediyorum. Kıymetini çok daha anladım. Gençken daha Performansı gene genciz de performansımız evet. yüksekken gene bize uyku yetiyordu ama. Oradan bıraktığımız bir maraz olabilir mi? Kesinlikle aslında yetmiyordu. Heh. Farkında değildik. Yani Şimdi... siz tıp fakültesinde <laughs> az uyudunuz. Çünkü çok ders çalışıyordunuz. Hala az uyuyoruz. Maalesef hala az uyuyoruz. Zorlamama rağmen az uyuyoruz. Zaman yetmiyor çünkü. Hı hı. Ee, öyle bir durumdayız. Ee, ve şunu biliyorum. Kesinlikle uyumadığım süre içerisinde ertesi gün performans düşüyor. Tabi hastaya da yansıyor. Kesinlikle. Hı. Kalite düşüyor. Uykuya hazırlayalım. Bizde şey, evre var aslında. Evet. Bir i̇yi bir uykuya dalabilmek için uyku hijyeni dediğimiz şeyin nedir? Çevremizde hangi organizasyonu yapmalıyız? Evimizde evet. uyuduğumuz yerde. Kesinlikle. Uyku hijyeni dediğim zaman aslında uyku öncesinde ve sonrasında, uyku sırasında uykunun kalitesini bozmayacak, derinliğini bozmayacak şeylerden bahsediyoruz. Nedir en azından? Mesela bunlardan bir tanesi bize sağladığı ışıktır. Tamam. Yani nasıl işte plastik kirliliği söz konusuysa aynı zamanda şehirlerimizde ışık kirliliği söz konusudur. Yani siz yazla gittiğiniz zaman veya ıssız bir yere gittiğiniz zaman doğaya çıktığınız zaman yaşayacağınız o mutluluğun en önemli nedeni sizin o karanlıkta yaşayacağınız şeydir. Karanlığı özlüyoruz biz. Bunlardan bir tanesi odamız karanlık olacak. İkincisi led ekranlar. Aslında bizim uykusuzluk için kullandığımız tedavilerden bir tanesidir. Güneşi simüle ederler, güneşe benzerler. Sirkadiyen ritimde işte melatonin hormonu salgılanmasını engelleyerek yani uyanık kal. Çünkü güneş aydınlık der, sirkadiyen ritmi ayar vermeye çalışır. Melatonin salgısını baskılar. Buna bağlı olarak uykunuz uykunuzun düzeni bozar. Güneşin için... muadili gibi çalışıyor bunlar açıkçası. Aynen güzel. öyle. Hı hı. Bu nedenle led ekranların bizim en azından uykudan 2 saat önce kapatılmasını öneriyoruz. Yani ne giriyor? Şimdi Cep telefonları. Olmayacak alıyor. bir şey diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Cep telefonları, televizyonlar Aynı zamanda laptop gibi ekranlara sahip olan cihazları. Uyuduğumuz odada hani bunlar televizyon olan var, olmayan var ama uyuduğumuz evet. odada genelde hani yatak odası. Yatak odasında yedir. televizyonun olması kadar hatalı bir şey yok. Yok, kesinlikle onu söyleyeyim. İnanılmaz hatalı bir şey. Yani iki saat öncesinden kapatmadınız, geç kapattınız ya da işte salonda uyuyorsunuz. Bunun size katkısını oluyor. olacaktır. Ee, Kapatmış burada... olmakla iş bitmiyor mu o an? Tabii yani şöyle anında kapatmanız yetmiyor. Hormonlar yavaş salgılanırlar bir salgılanma süreci vardır, hazırlanma süreci vardır. Siz ekranları kapatmadığınız zaman aydınlık ve uyanık kalma emri gelecek beyinden. Buna bağlı olarak melatonin salgılanmayacak. Melatonin salgılanmadığı zaman rahatlayamayacaksınız, gevşeyemeyeceksiniz. Hani gün içerisinde aldığınız o stresle beraber yatağa gireceksiniz. Kafanızı da çevireceksiniz. Hesaplar yapacaksınız, onunla alışveriş yapacaksınız. Buna kızacaksınız, öbüne cevap getireceksiniz. Uykunuz gelmeyecek. Yani melatonini baskılamış olacaksınız. Bunun ötesinde odada gece lambası bulunması kadar başka bir hata söz konusu değil. Işığın olmaması lazım. Olabildiğince karanlık ne kadar derin karanlık varsa o kadar yüksek melatonin var demektir. O kadar derin uyku var demektir. İşte gözümüze göz bandı falan koyuyorsunuz. Onlar çok Kesinlikle öneriyoruz. güzel herhalde. Yani gene hani yaşlılar insan yolunu da şaşırabilir. Evet. Göz bandı ile herhalde yaşlının uyuması ama hani Uyandın onu kaldırıp çevresinde bir ışığın olması açısından belki o ışık çıkılabilir mi? Bunun Sensörler vesaire konulabilir. E gözünün o ışıkla temas etmediği müddetçe sıkıntı Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Yani ha. karanlığın gelmemesi lazım. Yani şey, ışığın gelmemesi lazım. Tamam. Güzel. Bununla beraber sessiz bir oda öneriyoruz. Yani e, olabildiğince arka taraflarda, yoldan uzak odalarda. Çünkü ne kadar ses varsa o kadar uykunun derinliği azalır. Biz uykuyu dört basamakta sıralıyoruz. Evre 1, evre 2, evre 3 ve REM'dir. REM en derin uykudur. Evre 3 daha sonra gelir. Ve e, dinlendiren uyku evre 3 ve rem uykusudur. 11'de yattık ideal diyorsunuz ya 11'de yatın. Rem'e ne zaman geçiyoruz? Yattıktan sonra ilk rem'e giriş yaklaşık 120 dakika sonradır. Yani 11, 1'de. 11'den sonra 1 gibi rem'e giriyorsunuz. 1'de yatıp rem'e başlasak olmuyor. <laughs> aslında şöyle çok ciddi uykusuz kaldığınız zaman... Hı hı. Uykuya girdiğinizde bu aslında darmadan olur. Reme ihtiyacınız vardır. Tak diye sokar. 10 dakika içerisinde sokar. O yüzden yorgun kalkarsınız mesela değil mi? Öyle Aslında e... Uykudan yorgun kalkmak o neyle ilişkili? Remle ilişkili değildir. Değil mi? Neyle değil. Hani şöyle 2 dakika uyukladınız. onsa sonra kalktınız birdenbire dinlendiniz. Ee, burada şunu söylüyor. Rem uyudunuz. Ama gündüz uykusundan bahsediyoruz. Şekerlemeden bahsediyorum. Tamam şekerlemeden. Hani rem uyudunuz. İşte eleme bağlı olarak bir şey oldu. Ee, hızlı dinlendiniz maalesef. Değil. Buradaki mesela hani biraz daha bahsetmiştim ya ben size. Kasımızda kullandığımız ATP'nin adenozini beyin biriktirdi. Hı hı. O birikmişti. Siz o iki dakika uyumayla beraber sifonu çekti, boşalttı, orayı yıkadı. Adenozin boşaldı. Birdenbire siz kalktığınız zaman dinlenmiş olarak kalkıyorsunuz. O adenozun şart dediğimiz adenozin yıkanması, beyinden temizlemesinden kaynaklanan bir dinlenme olayıdır. Kaçta yatarsak yatalım? Erişkin için söylüyorum. 18 yaş üstü. Evet. 8 saat geçerli mi peki? Kesinlikle. 8 ha, yani saat geçerli. 1'de yattı, 2'de yattı, 4'de yattı, 5'te yattı. Yani evet. bu süre tamam istediğimiz değil. Heh. Ne zaman olduğu çok önemli. Aslında zamanı zamana tabidir. Eğer siz uykuda faz kayması yaparsanız sirkadiyen ritminizle aynı saatte uyumamış olursunuz. Tamam. Saatiniz uyu dedi, uyanıktınız. Uyan dedi, uyuyorsunuz. Tamamen hormonal değişimler alt üst edersiniz. Belli bir süre sonra sirkadiyen ritminiz buna alışır. Bunu geri çeviremezsiniz. Şimdi günümüzde o 11'de yatmak çok kadınlar ev işi oluyor çocuk oluyor işte televizyonda çok uyaran var dijitalde çok yani bu neredeyse çok az mümkün. Dediğiniz ben işin realitesine gelme yani orada en kaliteli şeyi yakalamak istiyorum. Yine yani insanlar ortalama hafta içi iş zamanı olsa dahi bir 12'den önce çok yatan yok hafta sonu bu süre üzüyor. Ee, gene orada verimli bir uyku için kaliteli uykuya yüklen yol haritası için... Uyku hijyeni yani o dediklerinizi uygularsak gene nispeten o faydadan herhalde faydayı alırız. Tabii ki yani birçok şey var uyku, uyku hijyeniyle ilgili ama hı hı. E, uykunun zamanlaması da hijyene dahildir. Hı. Onu Hatta atlamamak gerekiyor olur. kesinlikle. Yani aslında modern çağın getirdiği en önemli sorunlar bir tanesi budur. Dambaların var olması, ışığın var olması... Hı hı. Ulkuda faz kaymasın gerek. Keşke diyor. bulmasaydı diyemiyorum. Kesinlikle. Tesadüfa. Belki de Edison <laughs> <laughs> insanlara en fazla zarar veren şeylerden birisini yapmıştır yani. yani. <laughs> Aslında bu yapılamaz bir şey değil ben size söyleyeyim biz burada evimizde biliyoruz saat ondan sonra lambalar kapatıyoruz. İşte ben iş gereği eşim iş gereği telefonumuzu alıyoruz kenara koyuyoruz çok uzak bir yerde bizim uykumuz bozuldu. Sonra lambalar kapanıyor artık. Yani faturalar bu kadar <laughs> yüksekken yani biraz da hani işin latifesi o ama hani hakikaten zordum ve zorunlu olarak işin kapandığı günlerden de geçiyoruz. Kesinlikle daha fazla <laughs> yani... yol yürümemizi sağlıyor bu malum zamlar. Aslında sağlığa faydalı diyebilirim yani. <laughs> yani yani nereden ne çıkaracağımızı bilemedik ama işin lütfesi evet. tamam. Bir reklama gidelim, devam edelim. Evet. değerli izleyicilerimiz Sayın Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu göz hastalık uzmanı ile enine boyuna uykuyu konuşmaya devam edelim. Hoş geldiniz Asuman Uğur, Ben sağlık raporunun ikinci dilimindeyiz. Sayın Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyun'la ile birlikteyiz. Göğüs hastalıkları uzmanı hoş geldiniz tekrar. Uykuyu konuşuyoruz. Nörologlar, diş hekimleri, psikiyatristler, KBB'ciler hepsi bir uykuyla ilişkisi var. Göğüs hastalıkları uzmanına ben niye uykuyu konuşuyorum diye sordum. Yayının başında izlemek isteyenler izleyebilirler. Aslında onların da çok örtüştüğü bir alan. Kişiye uykuyu sormak gerektiğini öğrendik ilk bölümde. Yani her hekimin aslında ya da her hastanın uyku ile ilgili sorunu var mı yok mu onu dile getirmesi biraz daha tanısında teşhisinde tedavisinin herhalde faydası oluyor onu öğrendik. Bir müsaade ederseniz sağlık haberlerinden derlediğimiz gündem var onu verelim sonra konuya devam edelim. Bir gündemi verelim sonra tekrar uykuya devam. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre COVID-19'un seyrini izleyen bilim insanları tek bir damlacığın bile hastalığı kapmaya yettiğini belirtti. Belirtilerin ise genelde iki gün içinde görüldüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kuluk, omikron mutasyonu ve kış mevsiminin gelmesi nedeniyle salgında ateşkes dönemi yaşanabileceğini dile getirdi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Özlem Sönmez, her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, Türkiye'deki kanser görülme oranının ise dünyadaki kanser ortalamasının altında olduğunu dile getirdi. Nature dergisinde 10 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre, sperm üretiminde yer alan genlerdeki mutasyonlar erkeklerde potansiyel bir kısırlık nedeni olarak bulundu. Müzik Evet tekrar hoş geldiniz. Muhammed Emin Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş... Ronaldo 90 dakika uyuyor kalkıyor. 90 dakika uyuyor kalkıyor. Neden? Aslında böyle bir şey yok. Bu sadece bir profanda onu söyleyelim. Ee, şöyle bazı şeyler var uyku konusunda. Ee, hani sağlık konusunda ne kadar böyle üfürükçüler varsa uyku konusunda da var açıkçası. Ha, uyku üfürükçüleri. Uyku evet. üfürükçüleri diyelim. Ne kısmet olacak? Ee, ne şöyle diyorlar. kazanacak? Ne diyor ki siz de. diyor işte bir siklus diyor bir uyku siklusu evre 1, evre 2, evre 3 ve REM'den oluşan bir siklus diyor ee, yaklaşık 90 dakika sürer. Siz diyor 90 dakika uyuduktan sonra REM bitince uyanın bir mola verin uykuya yeniden uykuya dalın yeniden 90 dakika siklus devam etsin yeniden uyanın böylece daha sağlıklı bir uyku uyumuş olursunuz gibi bir şey var. İşte adam başına dikiliyorlar 90 dakika sonra dürtüyorlar uyandırıyorlar uykunun belki de en tatlı yerinde sonrasında yeniden yatırıyorlar vesaire değişik bir şey yani. Ee, Neden çıkmış ki bu? Yani niye bu? Çok gerek ilginçti. Olsun? Hani işte şey biraz evvel de bahsetmiştik ya. Gündüz işte iki dakika uyudunuz, birden bir uyandınız, işte uyudunuz. Hikayesinden geliyor bunların hepsi. Alakası yok abi. Kesinlikle yani. alakası yoktur. Olay şöyle. Uykunun ilk evrelerinde, ilk gündüzün ilk evre, gecenin ilk evrelerinde diyelim. Uykuya daldınız. Evre 1, evre 2, evre 3, tekrardan evre 2, daha sonra REM'e giriyorsunuz. Beyin şunu yapıyor gün boyunca aldığınız verileri bir torbaya dolduruyor. O torbayı da hafızaya itiyor. Tıkış tıkış itiyor. Sonrasında tak diye reme alıyor. Evreke girdikten sonra reme alıyor. Bu koyduğu o torbalar içerisindeki bilgileri kesiyor, biçiyor, yerine eleştirmeye çalışıyor. Sonrasında yoruldum diyor. Remden çıkıyor. Remden çıkınca tekrardan evre 2'ye çıkıyor. Tamam. Evre 2'den tekrardan derinleştiriyor, evre 3'e gidiyor. Yeniden tıkmaya başlıyor içeriye. Sonrasında Yeniden iki gelip rem'e sokuyor. Yeniden bir düzenliyor Ama diyor. aslında. Yani... Buna baktığınız zaman şöyle ilk başta elinizde kocaman bir torba vardı. Tıktınız, kısmen düzenlediniz. Yoruldunuz, geri çekildiniz. Bir kısmını daha aldınız, koydunuz. Düzenlediniz, bir kısmını daha aldınız, koydunuz. Sonlara doğru ne olacaktır? Büyük bir kısmı düzenlenmiş, işiniz çok daha hızlı olacaktır. Hı. Uyku da böyle. İlk başta 120 dakikada rem'i tamamlarken bakıyorsunuz gecenin ilerleyen saatlerinde 90 dakikaya düşüyor. Sabaha doğru 60 dakikaya, 30 dakikaya düşüyor. Yani şöyle yapıyor. Evre iki rem, evre iki rem yapmaya başlıyor. Doğal olarak uyku koçlarının bu uydurdukları şeyler aslında tamamen yanlış. Alakası olmayan her şey. her gece ortalığı toparlıyoruz zihnimiz altında. Yani toparlıyoruz. Bütün dört evreyi de tamamlarsak adam gibi evet. toparlanıyoruz. Kesinlikle. Ha. Bilişsel fonksiyonların en önemli gıdasıdır. Yani şöyle sizin gün boyunca aldığınız bilgiler bilgisayar hafızası gibi çalışır beyin. Ön belleği alınır. Ön belleği çok doldurursanız yani çok fazla bilgi veri geldiği zaman... Artık anlayamazsınız, düşünemezsiniz. Bir dakika durun dersiniz. Yetişemiyorum dersiniz. Veya dersiniz ki hafızam olmuyor dersiniz. Zihnim olmuyor dersiniz. Uyursunuz. Uyumayla beraber bunu art belleğe, uzun belleğe alır. Hard diske alır. Eğer siz yeterince kaliteli uyuyamazsanız gün içerisinde öğrendiğiniz veriler, aldığınız verilerin hiçbirini Uzun dönemde hatırlayamazsınız. Şimdi Siz iyi bir uykunun reklamını oldukça yaptınız. Peki ya kardeşim uyumak istiyorum. Ben hani uyumak istesem dahi 11'de uykuya dalamıyorum evet. diyen var. 12'de hadi yapayım ona da dalamıyorum diyen var. Bu dönemsel olarak da değişiyor. Ne ne yapacağız onlara? Tabii ki. Şimdi uykuya dalamama insomnia çok apayrı problem. Binlerce faktör var. Aslında bunların büyük bir kısmı çözülebilir veya düzenlenebilir olan şeyler, davranışsal şeyler rüya meselesine de gireyim evet. ee, çok rüya gören var az rüya gören var bu uykunun kalitesiyle o dört evliyi tamamlayıp tamamlamakla neyle alakalı rüya olayı aslında şöyle hani biraz daha bahsettik ya bilgileri aldınız işte hafızaya tıktınız rem geldi onları düzenlemeye başladı düzenlerken üstünden geçiyor yani şöyle yapın e, siz işte kayıtları alıyorsunuz kayıt bu programı sonra kayıtları alacaksınız önden geçireceksiniz Hı -hı. işte keseceksiniz bileçeceksiniz vesaire bunu yapıyor rem bunu yaparken ne yapıyor görüntüleri görüyor Görüntüleri gördüğü zaman mesela üstünüze bir kurt geliyor. Kaç diyor. Kaçmanız gerekiyor. Ve beyne uyarı gönderiyor. Kortekse kaçmaya başlıyorsunuz. Kaçmaya başlarken o korteksten uyarı gerçekten sinirlerinizi iletiliyor. Fakat öyle bir şey var ki muhteşem bir dizayn var ki şu bölgede tam sinirlerin birleşerek kaslara gideceği noktada şartel kesiliyor. İşte burada siz aslında koşmaya başlıyorsunuz. Koşma ile ilgili sinirleriniz çalışıyor. Fakat kaslara ileti olmadığı için siz koştuğunuzu zannediyorsunuz. Simülasyon oluşuyor. Yani yani aslında alandı. beyniniz gün içerisinde yaşadığı daha önceki tecrübelerle beraber veya hissettiği düşündüğü şeyleri o hafızayı dengelerken yeniden yaşatıyor. O kayıtları tekrardan izliyorsunuz. İyi mi? Peki? İşte bu olay. Yani zemin çok, göstergesi. Yani çok rüya görmek iyi mi? Yani iyi kötü diye gri yani bir taraf var mı? Yok yok. Ben hiç rüya görmüyorum Herkes diyen rüya var. görür. Dönem dönem çok rüya görüyorum diyen var. Yani iyiliği, kötülüğü için diyebileceği hiçbir sıkıntı yok yani. Olay öyle de olabilir, böyle de olabilir. Genel itibariyle Hı. görülen rüya hatırlanır. Evet. Hatırlayıp hatırlayamama vardır rüyayı. Evet. Herkes rüya görür. Hı -hı. Ama hatırlıyordur hatırlamak... ya da hatırlayamıyordur. Hatırlayan için? Hatırlamak aslında genel itibariyle yeterince uyku uyandığı zaman, uyunduğu zaman görünen bir şeydir hatırlamak. Fakat her zaman patoloji işaret etmez. Yani her zaman olumsuz değildir hatırlamak rüyayı, hatırlamamak. Yani. Çok üstünde durulacak bir şey değil. Değil yani, aslında. Tamam. Aynen öyle. Anladım. Hani burada rüya tabirine girmeyeceğiz. Hangisi gerçek evet. olur hangisi şey olur Yok, ama. Onlar tamamen bizim Şimdi e, insan kendini ne kadar uykunun yettiğini nasıl anlar dedik. 8 saat. Bazısı 1 saat. Ya bazısı örnek veriyorum. Bir dostum var. 4 saat günde uyuyor ve yetiyor. Yıllardır böyle. Bu, bu onun normali olamaz mı? Yani 8 saat şerh konulamaz mı? Bir önceki cümlenize değineceğim ben. Uyku yeterli midir? Din tek bir turnu solu var. Veya uykunuz kaliteli midir? tek bir turnu solu var. Sabahleyin kalktığınız zaman uykunuzu almış olarak kalkıyorsanız uykunuz yeterlidir ve zamanı tamdır. Eğer bu yaşanmıyorsa kesinlikle ya zamanında ya ne zaman o faz kayması var mı yok mu ya da kalitesinde problem vardır demektir. Onun için eğer uykuda uyandığınızda uykusuzluk varsa bu ciddi bir şekilde üzerine durması gereken bir olaydır. Şimdi genel itibariyle insanlarda ortalama 7-8 saat uyku gereklidir. Fakat bazıları için burada bazıları derken çok böyle abartılı bir şey söylemiş oluyorum ben. Bu bir gen bozukluğuna bağlı olarak, bir gendeki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir olay, defekte bağlı ortaya çıkan bir olaydır. Ortalama milyonda 0,2 civarında görülen bir bozukluktur bu. Genetik geçiş gösterebilir. Yani 10 milyonda 1 veya 10 milyonda 2 kişi de görülen bir olaydır. Daha az uykuyla idare edebilirler. Öyle Bunlar ortalama evet. 3 saat 4 saattir. Yani aslında çok yoğun değil. Türkiye çapında baktığınız zaman 80-100 kişi civarında kişiden bahsediyoruz. Yani şöyle yolda giderken trafik kazası geçirip ölme riskiniz ondan 100 kat daha fazladır. Veya işte uçakta uçak düşüp, düşüp ölme hayatınızı kaybetmesi çok da yüksektir. Daha fazlasını söyleyeyim. Piyango kazanma ihtimali çok daha yüksektir. Yani büyük ihtimalle etse olması ihtimal çok daha yüksektir. Onun için aslında herkesin bu istisna e, bozmayacak kadar ciddi düşük bir istisnadır. Herkesin 8 saat uyku ihtiyacı vardır. Bazıları daha az uyku ihtiyacı olduğunu zannederler. Bu bir zandır. Kesinlikle alışkanlık da bu zannı güçlendirebilir. Yani 6 saat uyumuştur, 6 saat uyumuştur, 6 saat uyumuştur. Artık beden oradaki uyarı sinyallerini vermez. Yani şöyle düşünün. Devamlı bir ses geliyordur. Ufak ufak bir ses geliyordur. Benim sesim sonra onu duymazsınız. O sesin gelmediği manasına gelmez. Hı hı. Ama artık kapatır. Bedensiz, kulak size kapatır, beyin kapatır. Duymaz artık der yani. önemsem onu der. Algıyı değiştirir. Aslında bunlar da böyledir. Yani uyku ihtiyacı azalmış değildir. Uyku ihtiyacı hala vardır. Ama o uyarıya yanıt verilmediği için, o tepkime cevaplanmadığı için artık o uyarıyı vermez. Ama ya... ihtiyaç devam eder. Hmm. Ben şimdi siz deyince... E çevremdeki insanları da düşündüm. Yani mesela işte bir annem örnek veriyorum. Erken yatmak bir alışkanlık yani annemin ailesi, annemin tarafında. Hakikaten hani o dediğiniz saatleri geçirmeden yatar genelde. Ee, ya benim tespitim ne bileyim hani hamdolsun yaşına göre falan iyi. Yani belli 70 üstünde olmasına rağmen. Yani bu sağlık yani uyuduğu için aslında böyle çok kronik hastalıklardan daha uzak, iyi bir hayat geçiriyor. Ben hani... Kesinlikle tartışılmasızdır o. Yani eğer bir aile hı hı. özellikle bunu sizin gibi e, çocuklar çok iyi tespit eder. Bir tarafta erken saatte uyanıyor, hı hı. erken saatte kalkılıyor. Uykunun düzeni var. Diğer tarafta eğer daha geç uyanıyor ve daha geç kalkılıyorsa şunu göreceksiniz. Bir taraf daha stresidir streslidir hayatında, daha eğlencelidir. Hı hı. Diğer taraf daha streslidir genel olarak tabii ki istisnalar değil, istisnalar bahsetmiyorum. Bir taraf daha sağlıklı, daha uzun ömürlüdür. Biraz biraz daha kısadır, biraz daha hastalığı daha fazladır. Kronik hastalığı daha fazladır. Bunu çok net görürsünüz. Yapılmış onlarca çalışma, yüzlerce çalışma var. Çok büyük hasta serine yapılan çalışmalar var. Bu net olarak ispatlanmış. Ne kadar az uyku, o kadar fazla kronik hastalık. Ne kadar az uyku, o kadar fazla kanser. Ne kadar az uyku, o kadar fazla kalp damar hastalığı. Ne kadar az uyku, o kadar fazla felç. Bu net bir şekilde göstermiş. Bir de kafasını yani. yastığa koyduğunda uyuyanlar var. Yani ben böyle insanlar tanıdım. Yatıyor ve uyuyor. E, bu nasıl olabilir? Yani bunlar çok nadir galiba. Aslında e, Genel, genetik hı. genetik bir altyapı. Normalde uykuya yani yatağa girdiniz, gözünüzü kapattınız, lambaları söndürdünüz. Hı hı. Biz ona e, artık uykuya başlamanız gerektiği süre diyoruz. Bu gecikme süresi yani Lambayı söndükten sonra uykuya geçme süreniz ortalama 5 dakika civarındadır. 5-15 dakika civarındadır. O kadar bile sürmüyor. 15 dakikayı geçiyorsa hı hı. o zaman artık uzamış bir durum söz konusu. Ama 5 dakikanın altında uyuyorsa bu genetik diyorsunuz. Yani çok tabii da... tabii genetik ha. bir yatkınlık vardır ha. onlarda. da. Evet. Ee, yani şöyle e, mesela babam konuşurduk. uzanmıştır mesela ben de gençken işte uyku saatlerinin geç olduğu dönemler. Hı hı. Ee, bir şey söyledim Babam bir, de bir uyanırdı ya. uyumuş, hoş, uyumuş yani. <gülüyor> 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 çok kutlayla baktığım şeydir aslında. <laughs> Kullandığınız çarşaf, yatak. Şimdi yataklar uyku kalitesi için, malum yatak reklamları da oluyor. Belki evet. bazen çarşaflar kullandığınız yastık ne kadar kaliteli uyku için, daha dinlenmiş kalkmanız için etkilidir. Pahalısı var, ucuzu var. Millet hala yaylı eski yatakları kullananlar var. İnsanlar öyle yatak değiştirmek de kolay değil şimdi. Yani ne diyeceksiniz? Burada tamamen alışkanlıklardır. Ha. Yani işte içinde çekirdek olanlar, bilmem ne tohumu olanlar veya bilmem ne üründen yapılmış var olanlar da var. Hiçbir şey ifade etmez. Eğer siz ona alıştıysanız hmm. o sizin için en doğru. lüks olan, en doğru ha. olandır. Bununla beraber sağlığı bozan bazı şeyler de var. Mesela çok aşırı çökenler. Omurganızın yapısını bozarlar. Yani çok aşırı gömüldüğünüz, çok yumuşak, çok soft olan yataklar. Hmm. Bunlar omurganızın yapısını bozarlar. Buna çok fazla önermiyoruz. Ama bununla beraber kısmen orta sertlikte veya biraz daha sert olan zeminlerde yani anatominizi ve kas yapınızı, kemik yapınızı çok fazla böyle aşağı yukarı oynatmayacak olan yapıda olan e, yatak yapıları bizim için en idealleridir. Tabi dediğim gibi burada e, çarşaf, çarşaftaki işte e, koku veya ne bileyim işte dokusu, dokusu sertliği, yumuşaklığı tamamen tamamen alışkanlıklardır. ne Neye alıştıysanız, neyde rahat uyuyorsanız o daha değerlidir. Son yapılan çalışmalardan bir tanesinde İsviçre'de yapıldı bu da. Ee, annelerimizin bilirsiniz eski yün yorganları vardır. Biraz daha böyle kilolu. işte evet. 10 kilo, 20 kilo yün kolejli yorganlar vardır. Uyuyor, bunların evet, bunların aslında çok daha fazla uyku kalitesini artırdığı gösterilmiş. Evet. Ortamın soğuk olması da bunun ilgilidir. Öf yapamıyorsunuz. Kaldıramıyorsunuz <laughs> o kadar ağır ki. <laughs> Tabii. Bu ağır yastık, yatakların ya daha doğrusu ağır yorganların Biraz daha böyle korunma işgüdüsünü desteklediği, biraz daha böyle sığınma işgüdüsünü desteklediği uykunun kalitesini artırdığı gösterdi. Bununla ilgili yapılan 4-5 çalışma var. Hepsinde bu sonuç çıktı. Onun için belki biraz yorganın ağır olması diyebiliriz. E, kaliteyi arttıran şeylerin tanesidir. Ya öyle şey değil. Peki az uyku, nörolojik olarak şimdi son 2-3 dakika. Bilmiyorum hocam benim sormadığım bir şey var mı? Ben açıkçası merak ettiklerimi sordum. Sadece bitki çayı, e, bazı bir takım uyku getirici ilaçlar içiyoruz. Bir de melatonin alan var. Yani uyku hijyene dikkat etse de uyuyamıyor. Bu melatonin de biraz alışkanlık olduğu insanlardı. Bunu düzenli almaya gerek var mı? Ne diyorsunuz? Herkese önermiyoruz. Aha. Şimdi erkeklerde bazen e, bu erkeklikle ilgili, testosteronla ilgili bazı bozukluklar neden olabiliyor. E, doktor gözetiminde alınması gerekir. Hı hı. E, gıda takviyesi değildir. Bir ilaçtır. Eğer eksiklik varsa, ciddi bir şekilde yetmezlik söz konusuysa hı hı. onları kullanmak gerekir. Kesinlikle uykunun kalitesini artırır uykunun derinliğini artırır. Aynı zamanda yaşam kalitesini ve immün sistemi de değiştirir Gereklilikte kullandığı zaman. Hı hı. Ama gereksiz bir kullanımla beraber hem erkeklerde bazı hormonal bozukluklara, aynı zamanda kadında da bazı üreme hormon bozukluklarının neden olduğunu biliyoruz gereksiz ve fazla kullanımı. Ya inşallah bir de kahveyi süren bitti ama akşam böyle pek içmemek lazım diyoruz kahvesi. Uykunun için. kalitesini bozar ve bağlanma süresi 12 saattir kafenin kahvenin. Hı kafein ve teofilinden özellikle öğleden sonra uzak durmak lazım. Teofilin çok daha softtur. Çok daha az uykunun kalitesini bozar ama kahve ciddi şekilde bozar. Ama yurt dışında genelde sabahlar içerler, öğleden sonra içmezler. Evet evet bizde alışkanlık çoğu zaman var. Akşam kahvesi, ikindi kahvesi evet. falan. Ee, teşekkür ederim. Yani uyku bağışıklığı, sağlıklı kılan en önemli şeylerimizden biri. Korona dönemi için birçok öneri verildi ama bence Sağlık Bakanlığımız da belki bunları bu önerileri de biraz daha vermeliydi belki diye düşünüyorum. Hiç, uyuyun diyoruz. Ne kadar çabuk çok uyursanız o kadar çabuk yaşarsınız. iyileşirsiniz. İyileşirsiniz. Yani bir bebek gibi, bir hastanede yatan kişinin sürekli uyutulması evet. gibi, bir psikiyatri hastanesinin uyut, hastasının uyutulması gibi aslında tedavi edici bir şey. Bu göze bakalım uykuya. Ee, Uyuyamayanlar da kolay gelsin Sıkıntısından derdinden dolayı Çok uyku problemi olan Düşünceleri dalan insanlar da var Allah onlara da kaliteli uyku nasip etsin Problemleri gitsin tez zamanda Çok teşekkür ederim Gerçekten. Sayın Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu Göğüs hastalıkları uzmanı sağ olun Teşekkürler. Teşekkür Değerli izleyicilerimiz sağlık raporunu tamamladık. Enine boyu yana uykuyu konuşmaya çalıştık. tekrar izlemek isterseniz tv.net.com.tr ve tv.net YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz, ruhsal, sosyal, fiziksel iyilik halledilerim. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi sonları.